Şimdi ne buyuruyor? Irak'ın efendim hayırlıları, Irak'ta mübarek insanlar var mı? Olmaz mı ya? Irak'taki evliya dünyanın bir yerinde yok. Abdülkadir Geylaniler orada, İmam-ı Azamlar orada, orada, hepsi orada. Hı? Efendim, İmam-ı Azam tabii yenilmez, yutulmaz. İmam Malik'e git, Medine'ye geldi. İmam Malik genç. İmam Malik de vaaz ediyor orada, şey, ders okutuyor. İmam-ı Azam'ı da tanımıyor. İmam-ı Azam yaşlı. İmam-ı Azam Efendimiz sonra dönünce şeye, Medine'de nasıl ilim buldun dediler. Irak'ta ona sordular. Çok ilim var ama darmadağın dedi. Bir delikanlı gördüm dedi İmam Malik için. Bir delikanlı gördüm dedi. Yaşarsa o toplar bu ilimleri dedi. İmam Malik, alimul Medine, Medine alimi. Radıyallahu anh. Onda İmam-ı Azam'ı tanımıyor tabi. Sonra oturuyor cemaatin içinde. Tanımadığı için dedi derste, zatınız neredensiniz? İmam-ı Azam dedi, min ehlil Irak. Irak'tanım dedi. İmam Malik de mübarek dedi, min ehli şikak ve nifak dedi. Hani Hazreti Hüseyin'e iş ettiler ya, tabi hepsi olmaz ki, bir toplumun hayırlısı da olur, şerlisi de olur. Sen diyorsun ki, şurası bozuktur. Ya bozuktur, Trakya bozuktur. Trakya'dan evliya çıkıyor, efendim neresi düzgündür? Fatih Çarşamba'dan da eşkıya çıkıyor. Yani şimdi, bozuk olan yerinde iyisi var, düzgün olan yerinde bozuğu var. Irak'ın hayırlıları diyor. Irak'ın hayırlıları yok mu? Olmaz mı ya? Ne mübarek insanları var. Her yerin var. İmam Malik laf soktu biliyor musun? Ne dedi? Şikak ve nifak ehli yani. İki yüzlü yolda bırakan münafıkların yerinde misin? İmam-ı Azam'a demiyor. Oradan mısın diyor yani. O memleketten misin diyor. Bu İmam-ı Azam biliyor musun? Durdu şimdi. Dedi ve min ehlil iraki meradu alen nifaki. Ayet okuyor şimdi. Ayeti yanlış okuyor. Niye yanlış okuyor? Maksus yanlış okuyor. Allah Teala diyor ki وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُمْ نَحْنُ نَعْلَمُمْ. Habibim diyor, Medine'de öyle münafıklar var, sen bile bilmezsin, ben bilirim onları diyor. Şimdi İmam Malik de Medineliyim diye iftihar ediyor ya, İmam-ı Azam da maksustan ayeti yanlış okuyor. وَمِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ dedi biliyor musun? Irak'tan ne münafıklar var diye falan. İmam Malik ayeti yanlış okuma dedi mi? Sen doğrusunu buyur dedi. Ve min ehlil medineti meradu alen nifak. Medine'de ne münafıklar var dedi be. Sen kimsin dedi ya. Kendi ağzıyla ayeti doğru okuttu. Ayet Medine'deki münafıklara çattı. İşte İmam-ı Azam olursan böyle olursun yani. İmam Malik ondan sonra dedi ki vallahi dedi şurdi dedi nedir dedi bu? Sütun. Camide direk. Ebu Hanife öyle bir adamdır ki dedi, dese ki bu altındır, sen desen bu direktir, o dese altındır, o ispat eder, sen rezil olursun dedi. Ebu Hanife mi? Radıyallahu anh. Ümmetin kandili. Allah şefaatine nail etsin. Şimdi, evet, bunlar aralarında onların latifeleri yani, müçtehitlerin konuşmaları da kendilerine göre oluyor, çok ağır oluyor yani, onların İmam Malik, İmam Malik az adam mıdır İmam Malik? Resulullah hakkında hadisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Yüşikü en yadriben nas ekbadel ibil. Dünyada diyor çok yakın zamanda efendim bütün insanlar develerin ciğerlerine vura vura uzun yollar kat ederek gelecekler, ilim arayacaklar. Fela ecidu alimen alemimin alimil medine. Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. Kim o Medine alimi? İmam Malik. Çünkü o Medine'de kaldı. Öbür müçtehitler Medine'de değil. Ahmed İbn Hanbel Bağdat'ta. Ebu Hanife Bağdat'ta. İmam Yusuf, İmam Muhammed, İmam Zübeyr Bağdat'ta. İmam Şafii Kahire'de ziyaret ettik. Onun için İmam Malik Medine alimi. Evet. İmam Şafii. Alimi Kureyş. Yemle'u tubakallerdu ilma. İmam Şafii'ye dedi, Kureyş'in alimi dünyaya ilim dolduracak. O da Kureyşlidir. O İmam Şafii'ye söyledi. İmam-ı Azam hakkında لَوْ كَانَ الْاِيمَانَ عِنْدَ سُرَيَّ لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِنْ هَاوْلَى. Selman'ın dizine vurdu. İman Süreyya yıldızında takılı kalsa bunun kabilesinden bir adamlar gelecek, onun imana orada bile ulaşacaklar. İmam-ı Azam Selman-ı Farisi'nin kabilesinden. Bu da hep hadisler sahiptir. Bunlar böyle adam. Şimdiki hocalara benzemez. Şimdi adam çıkıyor. Ben ilahiyatta profesörüm. İmam-ı Azam da kimmiş? Yuh sana.
Sen kimsin? Taharet almayı bilmiyorsun daha. Terbiyesiz herif. İmam-ı Azam da kimmiş? Ayakta işiyor, üstüne bulaştırıyor. İmam-ı Azam'ı beğenmiyor. Sabaha kadar uyuyor, sabah namazında sinekler kulağında geziyor. Sabah namazı yok, bir şey yok. İmam-ı Azam 40 sene yatsının abdestiyle sabahı kılıyor. Ya bu anca hor hor yokuşunda hızar biçiyor. Sabaha kadar. Uyandığı zaman da İmam-ı Azam kimmiş diyor. Alıyor eline bir gazete. Bunlar böyle adam.